Abicim selam. Merhabalar canım. Benim bu evlilik süreçleriyle alakalı kafama hiç yatmayan bir şey var. Birçok şeyden bir tanesi mi? Birçoğunu eledik. Yoldayken birçok şeyde kabullenildi kanıksandığı için. Sen de bu konuda bir otorite olarak. Otorite kesinlikle değilim. Aile babası kaza. Babası. Ayılı kaza mı? Aile babası mı oldu? Bence bu kazak Tamer Karadağlı'nın falan rahatlıkla. Tamer Karadağlı bunu giymez ya kesinlikle. Tamer Karadağlı bunu XXX'larcını falan giymiyor. O kadar iri bir adam değil ya. İşte o karakteri de taşıyor kazak. Onun şey değil. İçini dolduruyor. Kolay değil. Evet. Şimdi şöyle mevcut ilişkileri düşün ama çok geleneksel formları dışarıda bırak. Hani tamam, günümüz standart ilişkileri gibi. Ama Türkiye'deyiz. Türkiye'deyiz. Çok da dışarılara bakacak vaktimiz yok. Analizi dağıtmıyorsun. Evet. Daha ön planda. Şimdi ilişkiler genel anlamda hani bu en azından seküler beyaz Türk dünyası içerisinde bayağı derinleşebiliyor değil mi? Yani bayağı beraber yaşama deneyimleri var veya gelgitler var. Var. Ve karşı tarafın hayatına dair o kadar çok şey biliyorsun ki belki bilmek istediğinden de daha çok şey biliyorsun. Ve o evlilik kararı almaya gelene kadar aslında her şey planlanıyor. Yani yaşanacak ev planlanıyor, dekorasyon planlanıyor, aileyle, büyük aileyle ilişkileri nasıl kurarız falan bunlar bile düşünülüyor. Ama yine de orada büyülü olacağı düşünülen bir soru var. Benimle evlenir misin? Aynen yani evlenir neredeyse yani zaten birçok şaiye var biliyorsun. Biz içerisinde bunu şaibe destekleyecek şeyler doneler vermiyoruz. Yine de o sorunun sorulması gerekiyor gibi hissediliyor ama bu bana hani böyle çok bir tık samimiyetsiz, bir tık böyle hani sanki teatral bir şeymiş gibi. Artık kurtulmamız gereken bir şeymiş gibi mi düşünüyorsun? Yani mesela şeyi de çıkar o hani diz üstü çökme falan, şövalyesk hareketleri evet. De düşün. Ama bunu olmasa bile hani o soru zaten ne bileyim belki 3 sene önce sorulmuş yani. Veya insan her gün zaten benimle yaşar mısın sorusunu sevdiğin sana çeşitli hareketleri ama benimle ömür boyu yaşar mısın ve devletle beraber bunu da ortak olalım gibi orada bir şey var. Devleti de getiriyorsun. Malını da paylaşır mısın gibi. Evet. Ama çocuğumun mallarını da bir boşanma durumunda bölüşür. Ama o konuşulmuyor. Ama zikredilmez hissedilir. O. Hissedilir. Zikredilmez. Ya oradaki, duayen olarak. Duayen. oradaki ilginç olan şu, sanki mesela erkekler her ne kadar bu olayın içine çok da girmeseler de hala bir kadın tarafından ya bu da olsa iyi olur. Veya mesela bir arkadaş ortamında ben çok gördüm konuşulurken hani evlilik teklifi nasıl edildi sizde? Nasıl evlilik oldu? Evlilik teklifi nasıl edilir diye de konuşulur. Evlilik teklifi nasıl edilir diye de konuşulur, nasıl edilmeli diye de konuşulur, nasıl edildi diye de konuşulur. Orada da bir rekabet sanki. Orada tatlı, bir rekabet hani tatlı çiftlerde. Biz su altında bilmem ne işte, balığının yanındayken şey bey çıkardı. Kapadokya'da bu balonun üstündeydik bir anda hiç aynen. Beklemediğim anda çıkardı. Halbuki ondan önce hiç beklemediğim bir an değil. Ondan önce bir sürü olay konuşulmuş. En sonunda şey nihayet yani, oraya gelmiş. Hayatının son 4 senesinde Pursaklar'da yaşıyorsun. Sonra adam yani hafta sonu çıktığında kebapçıya götüren adam diyor ki bir sonraki hafta sonu Paris'e gidelim. Orada bir işkillenmen yani lazım. Belli ki hani bir şeyler olacak. Bir pırlanta oradan sonra bir göz kırpacak. Ama ki orada da muhtemelen abicim şimdi haftaların, yılların belki bir ısrarcı emeği var yani. Evet evet alttan. Unutulmuş. Ama ısrarcılıkta yani buradan bir parantez açalım. Israrcılıkta da seviyeler vardır. Yani acemi ısrarcı, orta seviye ısrarcı bir de asıl en iyisi böyle usta ısrarcı. Mesela acemi ısrarcı böyle şey yapar. Hadi bunu yapalım. Gösterir. Buraya da gösterir yani çok direkttir. Daha böyle şeffaf bir şekilde yapar. Orta seviyedeki de böyle ilk söylemez. Sanki laf arasında geçiriyormuş gibi yapar. Ya bunu da yapsak mı? Aynen. Şuraya da gitsek mi? Bu daha sinsidir. Böyle çok iyi sinsi ısrarcılar var. Mesela ne bileyim bir film izlenmesi konusunda işte öneride bulunuyor. Öneri reddediliyor. Veya işte kale alınmıyor. Bırakılıyor. Evet. Onun peşini bırakmaz ama. Ne bileyim bir saat sonra, bir iki saat sonra o adamın aldığı bir film ödülünün konusunu açıyor ama o adam üzerinden açmıyor da hani genel anlamda bu 2008 Emmy nasıldı? Nasıldı ama? Falan gibi bir konuşsunlar tekrar dönüyorsun, dolaşıyorsun, bakıyorsun o adamla karşılaşıyorsun. Bu da bence orta seviye. Bu nasıl orta seviye? En iyisi şudur. Israr da etmez, senin nihayetinde o kararı verirsin ama dersin ki bu karar benim kararım. Yani halbuki poze dediğimiz. Evet, ya halbuki o karar senin değildir, o inşa edilmiştir böyle. Arkadan birisi böyle çok ince onu işlemiştir. Althusser'in devletin ideolojik aygıtları dediği sistemi kişiselleştirip uygulayabilecek. Kesinlikle. Yetkinliğe ulaşmış insanlar. Sistemin bir ki bu insanlardan korkarsın ve ama işte fark da edemezsin. O en tehlikelisi odur. Dolayısıyla bazı aslında senin şu an şüphelendiğin aramızda bizim çevremizde mi? Bizim çevremizde yok bence ama zaten böyle insandan da işte şüphelenemiyorsun o kadar. Doğru. Bizim gözümüz açık değil maalesef.
maalesef. En azından bir orta seviye sinsi olsaydık belki. Bunun tam tersi de böyle şey insanlar da var. Ben bazen o insanlardan biri olduğumu düşünüp korkuyorum. Böyle hani baktığında ben bu adamın ekmeğini alırım diyorsun. Hani ben ensesine adam, vurup bu adamdan. Ben bu adamın böyle bir çıkar ayrışmasına düşsek, evet, ben bu adamla onu ezerim alırım diyorsun. O, onu karşı tarafa vermek çok tehlikeli bir şey. Yani onu hissettirmek. Onu hissettirmek, böyle olmak hepsi. Ama ahlaklı bir insan onu yapmaz zaten canım. Şimdi şöyle, orada da şöyle bir seviye var. Yani bir böyle aşırı gözü açık insanlar var. Yani bunlar zaten insan tiplerini direkt birbirlerinden ayrıştırıyorlar. Yani bu ekmeği alınır, bu ekmeği alınır ama mücadele verir. Bundan iyi yancı olur. Bunları ayrıştırıyor. Evet. Ya ben bu ayrıştırmayı yapamasam bile o en alt seviyede hakkını savunabilecek insanlar benim gözüme bile gözüküyor. Kötü niyetli insanların. Kim bilir neler yaşadı. Maazallah. Bu zor bir şey ya. Çocukluktan falan da geliyor bazı böyle. Çocukluktan geliyor. Benim mesela hayır diyememe durumumu sen en iyi şekilde... Sen bilirsin. Hayır diyemiyordun uzun bir süre ama işte arkadaşlıkların da böyle faydaları var. Yani mesela senin eksik bir yanın cidden samimi bir arkadaşın olduğu zaman onu sana söylüyor. Mesela ben sana diyorum Can, burada hayır demen lazımdı. Burada birazcık daha dik durman lazımdı. Bugüne bugün aç kalmıyorsak... O kadar da değil, o kadar da değil. İşimizin, dostumuzun bize verdiği briefinglerle, consultinglerle. Ufak böyle fıs 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 hemen şey yapıyor, kendine geliyorsun. Ama bazı adam da oluyor, hani şurası eksik, burası eksik, başka yönü eksik. O da arkadaş da bulamıyor. Yani o ekibi toparlaman için de... En başında da en bir seviyede başlaman lazım. Temel niteliklere sahip olmak gerekiyor. Evet. Ama senin zaten böyle bir sözün var arkadaşlıklarla alakalı. Benim arkadaşlıklarla alakalı birçok sözüm var. Hepsini burada söyleyemem. Ama en sevdiğim sözüm şudur Amit. Nedir canım? Yani arkadaşı olan birinin psikoloğa ve masöre ihtiyacı olmaz. Doğru. Onların vizite ücreti için harcayacağı parayı da içer, gezer, dostlarını genişletir veya dostlarını eğlendirir. Ki bugüne bugün sen çok masöre para vermiş değilsin. Değilim. Sen çok iyi omuz masajı yaparsın. Çok iyi yaparım. Ama orada da bırakırım yani. Alta inmiyorum. Yani bel falan o bölgelerde. Arkadaşlığın sınırı orada bir yerde çiziliyor değil mi? Orada bir vücutta mesela bir nokta var, o arkadaşlıkla da alakalı. Bazı kavramların böyle birbirine yansıması da ilginç yani. Birinin sınırı birini belirliyor. Doğru. Arkadaş mesela yaslamaktan falan da şey alan, gücünü alan bir şey. Sırtımı verme der. Doğru. Ya sırtımı vereceğim bir insan. Biz sırt sırta versek, öyle bir laf vardı. Evet, hoş bir laf değil. Bizim değil, değil. Programın izleyicisini kaldıramayacağım. Burada aklıma geldi bir anda. Biz de bu toplumun çocuklarıyız. Bazen böyle şeyler bizim de dimağlarımızda yer etmiş. Ama yok, bugün mesela şöyle bir şey oldu ofisteyken. Konuşurlarken biri birisine dedi ki, hani bunun daha da argoyu aşan bir tabiri vardır. Hiç söyleme dedi. Ben anladım. Ben sıfır falan anladım. Yani... Hani bir anlam alanı bile saptayamadım. Bazen anlayamadığın şeyler de hani muhtemelen bu şu konularla ama alakalı. Sen zaten çocukluğunda da böyle çok sokağa çıkmış, milletle hemhal olmuş bir insan değilsin yani. Hayır, ben ilk sokağa geziyle indim. Gezi. Direkt en tepeden başladı. Politik mesajlar. Bu aileyle de alakalı, madem hani bu evlilik falan konuşuluyor. Aileyle de alakalı da mesela ben bakıyorum. Eskiden mesela görücü usulü evlilik var. Hala şu an hala benim bildiğim. Bizim yaşıtlarımızda veya çevremizde annesi zaten görücü usulüyle, anne babası ailesi öyle kurulmuş. Hala kendisini de böyle bir ihtimale göz kırpan. Yani yaşımız da biraz aile geldi. Aile geleneği gibi. Aile geleneği devam ettirelim. Böyle şeyler görüyorum mesela ya yani. Bir hizmet yani. Görücü usulü. Yani sonuçta elin var, ayağın var, kendin deniyorsun. Kimse görücüye baştan, yani geçmişte olandan bağımsız söylüyorum, İlk seçenek olarak ona gitmiyor. Kendi olanaksızlıkları içerisinde hareket ettikten sonra son durak olarak görücüye başlıyor. Bu mahallede mesela teyzeler olur, o oranın görücü başıdır o teyze. Ondan sorulur yani, kimi kimle meç edecek, kimi nasıl birbiriyle eşleyecek. Kendi mahallenin içinde. Bizim mahallede yok, ben bunu dinliyorum mesela. Öyle birisi vardı, bir de mesela o insanlar övünür. Ben 10 kişinin yuvasını kurdum, şu kadar çocukları oldu. Hani sanki çocuklar da torunuymuş gibi anlatır. Bir de mesela burada şey yani... Onlar acaba şey de veriyor mu? Ebelik, işte süt analık. Bütün bir aile kavramıyla alakalı full paket hizmet. Yok, genelde yapıp ayrıldığı bir... Matching yapıyorlar genelde. Mesela bir de orada mahallende eğer bu konuda mahir bir teyze varsa iyi. Ama mesela alanında da uzman olmayan bir teyze bu işlere kalkışmış, aileni de ikna ettiyse, sen de bir noktada ikna olursan problem yani. Ya orada bir de şey de var. Sonuçta herkes her şeyi aynı ölçüde aramıyor. Yani bedene hitap eden... teyze olması lazım. Zihne hitap eden, kalbe hitap eden teyze olması lazım. Yani bugün mesela o matching müessesesinin
farklı modern halinde işte bu çeşitli app'ler falan geliştirildiğinde hepsi aynı hizmeti vermiyor. Vermiyor. Ben yani beden arayışı içerisinde bir kişiyim dediğinde sana onu veriyor, diğerine başkasını sağlıyor. Doğru. Yani bu yani teyzeler arasında da ekol farkları var. Birisi daha Tinder gibi bedenleri bedenlerle buluşturuyor. Birisi daha Okupit gibi fikirleri fikirlerle yan yana getiriyor. Birisi mesela... Ama Okupit'te nasıl fikirleri fikirler? Orada mesela şey var işte, seçiyorsun. Yani şuna ilgim var, bu kitabı okurum falan. O böyle bir quizin sonrasında geliyor. Tinder'da öyle bir şey yok. Resmini koyuyorsun direkt. Bam. Dolayısıyla bazı teyzeler... Yani direkt olayın içindesin. Direkt olayın bazı, dolayısıyla bu teyzelerin ekolleri de olabilir dediğin gibi. O zaman ya zaten bu teyzeler o zamanın bu tip app'leri yani. Evet. Ama İlkel yine de şunu söyleyebilir miyiz? Yani bir nesil öncesinde temel çiftlerin birbirleriyle buluşma mekanizması görücü usulüyken bugün sahip olduğumuz aile travmaları az bile. Yani. Bugün o setup'a hani Türkiye ile alakalı rahatsızlıkları, mutsuzlukları değerlendirirlerken bunu da göz önünde bulundurup hadi biraz üzüntü, biraz buğz, biraz da şükür duymaları lazım. Daha fazla bir ailesel problem yaşamamız lazım değil mi bu setup'a göre? Fazla. Bence ama işte de çok daha fazla. Şükürün de şöyle bir sorunu var. Biz bunu konuşalım diye konuşmamıştık. Şükür üzerine. Ama şükür bence çok evrensel bir duygu. Ama yani çok İslamlaşmış. Yani bence seküler bir şükür alanının açılması lazım. Ama ben şimdi bazen hayatıma bakıyorum mesela, diyorum ki lan ne güzel yani. Ama bir tanrıdan bağımsız ama bunu yani diyebilir misin? Ama yani güzel olmasıyla alakalı da bir içimde de hoş bir duygu oluşuyor. Yani şeyin dışında, o mutluluğun, yaşadığım andaki mutluluğun dışında yukarıdan bakıp lan ne güzel dediğimde bir hissiyat var. O şükür diyoruz herhalde. Evet. Mutmain olma. Ama bir kişiye yöneltmiyorum, bir varlığa yöneltmiyorum. Ya şimdi şöyle, aslında dediğin gibi bence de şükür seküler olabilir. Genelde şükür şöyle düşünülüyor, yani İslami connotation'ı şöyle ya da bağlamı. Bana bunu veren birisi var, ona şükürler olsun. Ama senin dediğin gibi hayatın kendisine de şükran duyabilirsin. Bu arada ben bu New Age şeylerde de genelde işte yoga, meditasyon, şimdi mesela bu kakao dansı falan çıkmış. Kakao ile seremoni yapıyorlar falan. Bilen vardır belki seyircilerden. Kakao pişiriyoruz. Aynı, yani bilmiyorum böyle. Yani ama şamanistik de bazı ritüeller de geliyor. Kalıyor benim şükrüm. keşke bir şey olsa orada. Bilmiyorum bunun çözümü kakao mu ama. Kakao kesinlikle yani bence. Sanki şey de değil. Yani insanın içten içe düşünüp lan ne güzel demesi de bir eksiklik yani. Yani bir şeye bir teşekkür et. Bana teşekkür et canım. Kendine güzel bir meze yapacaksın, oturacaksın filan. Evet, öyle bir ekstra bir ritüele ihtiyacın evet, var. Evet evet. Bence işte haklısın. Dolayısıyla o... Sana da teşekkür ederim onun için. Ben sana teşekkür ederim. Hayatımda olduğun için. Aynen. Bizi birisi kavuşturdu mesela demedik yani. Dolayısıyla bu şekilde de yani seküler de olabiliyor yani. Veya şey olabilir hani spesifik, şimdi sen bana bu anlam kapısını araladın. Sonuçta hani benim mutluluğumun da birçok öznesi var. Birçok etken var içinde. Aynen ya, evet. Bana bu mutluluğu veren tek bir varlığın olduğunda eğer mutabık değilsek birçok varlık bana bunu verir. Tabii sebebi dağıtman lazım. Evet, birinde. Onun için belki hani toplu mesaj ve yani bir LinkedIn, Facebook girdirisi teşekkür olarak hayatımda olan her insanlara. Ailemdeki ve arkadaşlarımdaki bütün güzel niyetli insanların anlığını öperim falan. Bir kakao patlatırsın artık. Yalnız yorucu usulüne böyle çok şey yaptık. Haksızlık da etmiş olabiliriz. İyi yani yanları da var mı? Öyle bir demin suyumdan yudum aldığım evrede dedim ki kafana dedim dön bir tekrar bir bak. Ama sen de böyle hakkaniyetli bir insansın. Hep de böyle derim. Böyle. İnşallah. Senin belki böyle ensene vurup lokman alınabilir denilebilir mi sana? Denilebilir ya. Şimdi böyle herkesin. Ama şimdi de düşmanını açık verdin. Adam seni o listeye aldı artık. Bir de ensene vurana da bağlı yani. Ben bakarım adamın ihtiyacı var mı diye. Ama kötü. Ona göre veririm. Ensene vuran kimseye bir şey yok. Neyse şöyle. Şimdi görücü usulündeki bence sihir şu. Buradaki bunca sene bu sihrin geleneğin bozulmamış olmasındaki sebep şu. Şimdi normal bir ailenin kurulumunu düşün. Sen işte 4 senedir, 5 senedir, ne bileyim 10 senedir tanışıyorsun. İşte evleniyorsun, orada bir beraberlikten çocuk doğuyor. Çocuğun tamam. Doğduğu ortam birbirini çok iyi tanıyan, her şeyini bilen, birçok şey paylaşmış iki kişinin arasında bir yabancı olarak doğuyor. Çocuğun zaten zihinsel fonksiyonlarının da gelişmemişliği söz konusu. Bir ondan muzdarip işte ne bileyim. Çocuk yabancı mı oluyor yani aile? Çocuk anne, ailenin babaya içerisinde başka birisi gibi yani tanışmaya çalışıyor ama onlar birbirini çok iyi tanıyor. Ama görücüdeki büyü
Yani zaten üçü birbiriyle yeni tanışmış bir arkadaş grubu gibi bir şey yani. Ama babayı tanırken çocuk da oluyor. O tanışma seansının içerisinde zaten bir parça olarak. Zaten bu görücüyle evlenen insanların da evliliğin ilk başlarında çocuk yapma olasılığı da daha fazla. Yani istatistik olarak. Ama o biraz sosyokültürel bir şey yani. Tabii ama hepsi sosyokültürel zaten. Görücülük de öyle. Benim anlattığım çok makro bir argüman. Allah Allah. Bütün dünyaya uygulanır. Arjantin'in yani, görücülerine de uygulanabilir. Türkiye görücülerine de uygulanabilir. Doğru. Bir de her türlü yani çabuk yapılmış çocukta bu geçerli. Yani mesela yıldırım nikahı, aşk, o gece çocuk doğuyor. Bir anda 9 ay sonra. Hemen çocuk ellerine veriliyor. Kesinlikle aynı mekanizma işte. Sosyokültürden bağımsız. Yani üçü yani. Birbirini iyi tanımaya başlamış. İleride arkadaş olacak. Ne? Gibi. Setup'ı kuramadım. Neyse çocuğunla arkadaş olacaksın. Şey o. Yani herkes çocuğuyla arkadaş olmak yani. İster. Buradaki ana düşünce o. Bu görücü usulü evliliklerin mesela bir problemi de aslında bir insanda yani eğer ömrünü devam ettirmeye cidden bu kadar niyetliysen aslında hayatta gördüğün o küçük hareketleri, küçük alışkanlıkları çok önemli. Hani mesela derler ya bir insanı... Mikromimik gibi. Mikromimik ama yani bir zamanda geçirmen lazım. Mesela derler insanı seyahatte tanırsın. Bir insanı seyahatte tanır. Yani çünkü seyahatte de bir olumsuz bir durumla karşılaşman lazım. Bir şeylerin olması lazım. Mesela bazı insanların bir anda çok garip huyları çıkıyor. Hiç daha önce karşılaşmadı. Doğru. Ama işte aynı... çok böyle zengin seyahatinde de olumsuz bir şey olmuyor ya. Çok zengin bir çadırlı fakir aynen, öğrenci. Evet. Ama bu tekrar şeye geldin. En iyi aşklar üniversitede tanışılmış üzerine doğru. Devam edilmiş aşklardır. Argümanını güçlendiren. Yanlışlayamam. Gönlüm el vermez. Doğru olabilir. Dolayısıyla mesela o insanın o yönlerini görmeden de bir anda böyle içine düşmüş olmak da çok kötü. Yani çok farklı, çok kötü tecrübelerle de karşılaşabilirsin. Bir kere benim bir arkadaşım evime gelmişti mesela. İki diş fırçası görmüştü. Sonra ondan bir tedirgin oldu mesela. İkisi de sana mı ait? Evet, ben... Niye ki diş fırçam var ya? Ben de tedirgin oldum. Birinde nereni fırçalıyorsun? Oğlum işte yani hemen bir tanesi eskimesin diye. Yani bir fırçayı eskitmek yerine ikisini beraber eskitmek gibi bir düşünce ama tişört gibi mi davranıyorsun? Sapıkça gelmişti hani. İlginç bu... bayağı. Bu arada bu fikir var aslında mesela iki ayakkabı al sıra sıra giy eskimesin ama ben diş fırçasına bunu yapamam. Ben genelde bütün hayatımı uyguluyorum yani. Diş fırçasına. Evet mesela senin gibi kaç tane yakın arkadaşım. Sıra sıra görüyorum hepsini. Konu bitmiyor mesela bir konu bittiğinde diğerini sana geçiyorsun falan bu. Fazla arkadaşın olması şey değildir mesela biri hayatının belki kötü bir döneminde seninle çok ilgilenemiyor, sana çok vakit senin ayıramıyor. Ilgilenmen. Ama senin ona ilgilenmene de izin vermiyor, sen hemen diğerine geçiş yapıyorsun. Ben böyle bir dostluk kurmam. Kurmazsın. Evet, bitirir misin dostluğu bu noktada? Bitirmem ama yani zaten kötü durumda olan birine bir de ben bir darbe vurmaz. Yani. Evet. Bu konuyla alakalı bir tane arkadaşım var, şimdi ismini vermeyeyim. Konuyla çocuk çok ilginçti. Alakalı olduğunun bilincinde değildir ama. Çocuk bunun çocuk garip bir şey. Şey gibi yani bilimsel bir araştırmanın nesnesi gibi. Çocuk o çocuk üzerinde bilimsel bir araştırma yapılabilir. Çocuğun huyu şuydu. Her bir parmağının bir görevi vardı. Mesela çocuk burnunu kaşıyacak serçe parmağıyla kaşıyordu. İşte kafasını kaşıyacak şu parmağıyla kaşıyordu. Ya yani parmaklarına bir görev dağılımı yapmış. O da eskimesin diye herhalde. Steril. Eskimesin diye bilmiyorum. Sen yani bunu ama bunu kız istemeye gittiğinde de görürsün ya. Bu kötü bir argüman. Yani. Çocuk ama anlayamazsın ki burnunu yani böyle yaptığında. 5 dakika bile baba der ki bu çocuk herhalde hani spastik. Başka bir yere gidelim onu isteriz gibi bir durum olur. Bu o kadar böyle ama değil. Ama Nadal'ı falan istemeye gitsen mesela. Nadal'da da sıkıntılar var. Ama Nadal hemen göstermiyor ya en azından. Nadal nasıl her maç yapıyor? Lazım. Tamam da Nadal'ın işi o zaten her yani maç adam. Yani ben şey gibi düşündüm hani maçını izlemeden tenisçi demişler. Çocuğu istemeye gitmişler o anda. Ama bilmeyen olabilir Nadal. Her maçın başında her sayının başında bir saçını düzeltiyor. Bir evet, işte orada bir üçlü beşli yapıyor sonra en son böyle bir donunu böyle hafif bir çekiyor. Çok kötü bir hareket. Bu obsesif insanları kendi haline bırakacak. Bir de obsesif adam mesela maçın başında milyonların önünde bunu yapan adam hayatın başka noktalarında da başka obsesiflikler yapar yani. Çok mesela yakın bir anınız. Bir anda benim şöyle bir takıntım var. Şu kadarına şey yapalım bir şeyler der yani sıkıntı. Diyebilir. Bir de Nadal'san birçok şeye yani evet, kabul ettirir. Kabul ettirecek gücün var kesinlikle. Nadal gibi figürlerle ilişkini yakın tutmayacaksın. Çok var. Lazım. Bazı şeyler mesela kültürler arası da değişiyor. Mesela bu diyelim ki ısrar etme. Hani hayır deme dedik ya, hayır diyeme. Mesela bazı kültürlerde ısrarcılık var. Ama bu ısrarcılık aslında gerçek bir ısrarcılık değil. Adam ısrarcılığı yapması beklendiği için adam sana ısrarcı. Mesela bu benim başta anlattığım teatrallik gibi. Kesinlikle öyle bir teatrallik. Bu Mulholland Drive filmi vardır. Onun bir club
Silent Siyom'un öyle bir sahnesi var, bir tiyatro, buraya bakılabilir. Bu son referans. Bir dakikada Türkçe konuşmadığım bir sekans yaşadık. Evet. Abi filmin ismi yabancı, ben ne diyeyim ki onun Türkçesine ki? Mulholland Sokağı. Oradaki bir sahne bunu anlatır. Bir de bazen o filmin kendisiyle ismi, kendisiyle çevirisi arasında da bir ilişki olmuyor. Yani. Olmuyor, o eskiden çok yapılırdı. İmdat falan oluyor. Evet, çevirisi. Ama bu bir ara Türkçe dublaj direkt yapılırdı ya, o dönemle aynı. Zaten seslerini bu kadar içinden geçtik. Filmin ismi de o kadar önemli ama değil. Ama enteresan bir şey, Türkçe'de biz deminki konuya tekrar döneriz ama bizde mesela dublaj çok hızlı bir şekilde unutuldu. Unutuldu ve hani bir ara şey iddiası, öyle bir ara da şey iddiası vardı hep, Türkiye'de dublaj çok iyi yapılıyor. Yani çünkü aynen mesela Fransızlarda ve İtalyanlarda bu çok söylenen bir şey ve mesela benim tanıştığım çoğu İtalyan genç de dublajla izlemeye devam ediyor. Hala. Çünkü hani onun bir sanat ve kaybolmaması gereken bir sanat olduğuna inanıyorlar ve çok ünlü mesela ne bileyim bizde dublaj şey sanatçıları. Ya, çok ünlü dublaj sanatçıları bizde de var ve ne bileyim bizde oluyor ama mesela Bugs Bunny çizgi filmi geldiğinde işte ne bileyim Mehmet Ali Erbil seslendiriyorsa aklıma geldi. Evet. O zaman hani Mehmet Ali Bey için gideyim diyenler oluyor. Ha. Burada bayağı ne, iyi bir film geliyor. Onu dublajcısı için izleyen insanlar oluyor. Bu mesela Shrek'te Okan Bülgen eşekti. Gayet güzel bir eşekti. Evet. Ama Okan Bülgen genel olarak ama eşeklerle Okan öyle bir ilişkisi var. Şeyde seviyor mu eşek? Bu Zaga'da da eşek vardı. Eeyore vardı. Acaba mesela bu eşeği gören eşek adam hani bu tema üzerinden mi uyandı ilk? Aklına gelen ilk isim. Yani bazı çünkü hayvanların da bazı insanların zihinlerinde devamlı böyle işlersin o hayvanla sen özdeşleşirsin. Doğru. Tabii bu yılan dansı bulma. Yılan dansı yapan bir adam vardı. Neydi ya? Yılan dansı yapıyor. Dans bir adam. Bilmiyorum, unuttum ben de. Neyse bu mesela Araplarda bu çok vardı. Yani Arap mesela gidersin oraya. Adam der ki ya ne olur evime gel, Allah rızası için sen ölümü öp. Sen yaşadığın olayı mı anlatıyorsun? Yok, bu bana anlatıldı. Mesela bunun ismi de var, terim, mücamele derler. Yani bir Arap bunu yapar ama sen de şöyle ilk derede hemen eve çağırmak. Evine ama yani yalandan çağırmak. Sen o adama diyeceksin Allah. Ki ya gelmeyeyim, ya gel, gelmeyeyim, gel. En sonunda cidden gitmemen lazım. Adam mesela gel dedi, gidersen adam da der ki ya bu ne ahlaksız herif. Biz burada mücamele yapıyoruz, hemen de burada kabul etti. Nasıl bunda hiçbir şey yok mu der, görgü. Böyle bir şey var. Güzel. Ama yani buradaki kaç kere? Yani 4 kere mi söylese gitmemem lazım? Bunu 5 kere mi? Sormak lazım bu Arap coğrafyasında da. Bunun bir matematiksel netliği mi var yoksa hani ikili ilişkinin doğallığına mı bırakılmış? Ama Türkiye'de yoksa de var bu. Mesela gelsin ya lütfen bir gel dersin. Bizde kalmaya gitme veya hani gittin misafirlikte geçe kaldın hani ya yat gibi ya, şeylerde ama yatmaman lazım. Büyük samimiyetsizlik. Bu aralar yani eskiden insanlar birbirinin evinde yatardı. Şu an kimse kimsenin evinde yatmıyor. Doğalgaz zam mı? Ne alakası var? Hayır, daha fazla insan için alınca ev daha çok ısınır. Ama işte çok insan aldığında da biraz yakman lazım öyle kendin gibi. Hani hanım biraz kapat da bu gecede tasarruftan yanalım. Bence doğalgazdan değil ya. Yani insanlar şey artık yapamış. Bu özel hayatlarına çok önem veriyorlar. Doğru olabilir. Ya da bu ama virüsle de alakalı olabilir. Şunu söylemek isterim. Mesela diyelim Arap dünyasında hani bu konuda bir netlik var mesela. Samimiyetsizlikte netlik var. Evet. Hani biz bir tiyatro oynuyoruz. Hani tekst bu. Herkesin bunun bilincinde olup öyle davranın. Evet. Şimdi Batı'da da mesela adam şeyi bekliyor. Hani net ol. Hani ne bileyim tuvaletim geldi. Gidiyorum. İşte ben aç değilim. Aç İkram değilsin. Edersen evet. Eminim ki çok iyi yapmışsındır. Ama yemek istemiyorum. Evet. Bizde bu yine arada kalmışlığın iğrenç travmalarından bir tanesini yaşıyoruz. Mesela hangi noktada ben samimi olmam lazım, hangi noktada samimiyetin dışına çıkmam lazım onu da anlayamıyorum. Ama onu arkadaşlarına zaten, ben de öyle bir şey yaşamazsın mesela. Biz zaten mutlak bir şeffaflık. Mutlak. Bu arada bu İnanılmaz mesela bir şeffaf. arkadaşların bu insana kattıklarından biri de mesela bunun yaşanabilmesi için de senin uygun hani normal şartlar altında, uygun şartlar altında fizikte böyle bir şey vardı. Vardır. Evet. Olabilir. Arkadaşlıkta da senin bunu sağlaman lazım. Mesela bizim aramızda bir çok büyük bir şeffaflık olduğu için burada bu sefer bu arkadaşlık gelişebiliyor yani. Mesela ben sana geçen aradım, dedim ki ya benim gelmemi istemiyorsan söyle. Sen de dedin ki cidden Hami şu an gelmeni istemiyorum. Bir saat sonra gel, ben bir saat sonra geldim. Ama bu kültürler üstü bir kazanım. Kültürler yani üstü. Biz bunu kendi ama bunu yayılması da iyi oldu. Elimizle ayağımızla inşa ettik. Buradan inşallah başka insanlara da şey almadık yani. Evet evet. Bir yardım almadık. Bunu doğru, tam tersi dediğin gibi Türkiye'de bir arada kalmışlık var. Yani gene bu yalandan kibarlık yapılır. Çünkü bunun mesela çok ekstrem örneklerinden bir tanesi. Benim bir arkadaşım İran'a gitmişti. Mesela taksiye biniyor. İşte kısa yol bir yere gidiyorlar. Hakikaten kısa yol ama hani
biliyorsun kısa yol taksiciler açısından hani anasına sövmüş gibi bir şey zaten. Sonra inerlerken işte parayı verecekler. Taksici diyor ki ya diyor ben senin için hiçbir şey yapmadım ki senin işte şu kadar yol gitmişim bu nedir ben bunu işte hobim olarak da giderim sizin için hizmet etmek benim için bir sevgidir ben sizin paranızı kabul ediyorum. Yalandan mı söylüyor bu kadar? Sonra bunlar da işte yani sapık mı peygamber mi kim o coğrafyadan diyorsun. O coğrafyadan çıkar. O açıdan bolluk şey bolluk bereket sahibi bir yer. Sonra onlar hani bu sefer kalkalım diye düşünüyorlar. Sonra adamın yüzü düşüyor falan. Meğerse ki o hani kibarlık. Esnafın bir şeyiymiş. Kibarlık. Olayıymış yani. Türkiye'de esnafa merhaba diyorsun. Merhabana cevap vermiyor. Adam orada sana bir nazire indirmiş. Esnafsan İran'da diyorsun. İran'ın. Asıl has esnaf İran'dadır. Bir şeyler vardır ya bunu burada yiyeceksin. İran'ın asını. Esnafın asını İran'da göreceksin. Bir de Hamit'ciğim yine benim bu kültürün içindeki anlamların kayganlığıyla alakalı yaşadığım en kaypaklığı. Kayganlık, kaypaklık bunlar. Denir. Denir. Bununla alakalı en büyük yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi Frankofon camiada öpüşürken oluyordu. Çünkü oluyor? Bunlarda da şeyin netliği hiç yok. Öpüşmede şeyin netliği yok. Sözün kesin de bu kaç kere öpüşen? Bir işte. Ha onu mu diyecektin? Yani bu bir kültürler arasında yok. Evet. Normal yani. Biz çünkü iki kere öpüyoruz mesela. Yani muhtemelen ne bileyim bir İngiliz bir Arabı 18. yüzyılda öpmüştür yani. Amerika. Yani tüccar adam. Lawrence ama o şeyi köprüyü kapatmıştır. Komple öpüyor. Herkes öpüyor. Her manada. O adam bayağı peygamber gibi bir noktada iddiaları var. Doğru. İngilizlerden korkacak mısın canım? İngilizden, Araptan korkacaksın. Onların işbirliğinden de korkacaksın. Düşünmediğim mesajlar sana şu an ilk öğretimde öğretilen andımız falan boşuna öğretilmedi. Hepsi ortaya çıkıyor. Şu an bütün bilinçaltımdan fışkırdım. Fransızlarda ama yani bir toplumun kendi içinde en azından bunun bir netleşmesi lazım. Ama yani Fransızlarda netlik var ki. Hiç yok. Yok. 2'den 5'e kadar farklılık var ya. 5'e kadar. Bretonlarda falan 5'ler var. Yani o belki de o hani etnik. Bu ne asal sayı gibi mi gidiyor 2 3 5? Ne oluyor? 2 3 4 5 var. Ha 4 asal. Yani 2 mantıklı, 3 de mantıklı bence. 5 çok. 5. 5 de hani böyle gibi bir şey. 5 bayağı fazla. Bir de 5'te mesela şöyle 3 aldım ama şu andan çok memnunum. 2 tane daha buraya sıkıştırayım bari. Gibi öyle bir yani şey. Yani o öpme ne kadar onu memnun ettiyse 5'e kadar götürüyor. Yani çünkü bir şey yaptığında mesela bir senden beklenen vardır. Bir de yaptığında garip karşılanmayacak bir limit vardır. O ikisi arasında da bir boşluk vardır. Kesinlikle bu limitin çok üstünde. Ama Fransa'da demek o limit var, o adam limiti sonuna kadar götürüyor yani. Benim iki kere daha hakkım var bunu için. Güzel hissede hissede yavaş yavaş kullanmam lazım. Sen Fransızlarla böyle bir problem mi yaşadın? Bir adam bu arada beni 4 kere falan öpse ben bir noktada iterim yani veya bir insan. Ama o kültürel yeter abi ne oldu ya? Oğlum biz mesela kucaklaşıyoruz erkek erkeğe veya kucaklaşmak. Bu arada kucak cidden bir şey, bir çok yakın bir kelime zaten kucak. Doğru. Evet. Evet. Kucaklamak da var çünkü kucaklaşmak deyince daha böyle sarılma gibi oluyordu kucaklamak. Mesela kafa tokuşturmak da yine. Ama kafa tokuşturmak Türkiye'de dünya belirli bir akımın daha milli muktesabatı geniş olan. Ama yani derin o da olan mesela. Fransız adam geldiğinde kafa mı tokuşturuyor hani ona? Bu bir saldırı mı, bu bir kafasıyla selamlama mı? Onun için Hamit'ciğim yani bizim de kendi kültürümüze karşı burada da dile getirdiğimiz çeşitli eleştiriler vesaire var ama en azından kaç tane öpeceğimizin hesabını yapmak durumunda bırakılmıyoruz. Bırakılmıyoruz. Onun için yine şükür duygusuna dönüp dolaşıp geldiğimiz bir ama bir an. Kişiye değil de kendi içinde bir şükür. Kendi kültürümüze, kültürel alanımıza ortaya böyle attığım. Aynen. Görüşmek üzere. Görüşürüz.